akşamlar sayın izleyicilerimiz. Anlamlıklarla Sohbetler programımıza başlıyoruz. Adnan Hocam hoş geldiniz. Sayın Hocam. Bugün formundasınız. Maşallah hoş bulduk. Evet. Ne var neler yok? Var mı anlatacaklar? Var abi. 1200 Türk askeri koalisyon güçlerinin bilgisi dahilinde Musul yakınlarındaki Başika bölgesine konuşlandırıldı. Başika, Peşmerge ve Musul polisinin eğitildiği alan olarak biliniyor. Askerimizin Peşmerge'nin eğitimi için bölgede olduğu iddiaları var. Musul, IŞİD'in Irak'taki merkezi konumunda. Türk askerinin Musul'da IŞİD'e karşı yürütülecek savaşta rol oynayıp oynamayacağı henüz kesin değil. Ancak bu sayının herhangi bir operasyon için yeterli sayı olmadığı, dolayısıyla Peşmerge'nin eğitimi için bölgede olduğu ifade ediliyor. Biz zaten yani Müslümanlarla çatışacak bir sistem içine hiçbir şekilde girmememiz lazım. Müslüman kanı akıtmak haram olur. Yani Müslüman kanı akıtmak acayip uğursuzluk getirir. Yani çok büyük felaket olur. PKK varken Mehmetçi'yi Müslümanların üstüne göndermek yani çok çok büyük bir hata olur. PKK yaklaşık 40 yıldan beri Müslümanları inim inim inletiyor ve Türkiye'nin içerisinde büyük bir bölgeye alan hakimiyeti kurdular. Evet. Türkiye'yi de dıştan boydan boya sardılar. Böyle bir şey varken yani bunlar yok hükmünde görüp gidip orada cahil, bilgisiz Müslümanlarla Türk askerini karşı karşıya getirmek çok büyük günah olur, çok büyük bir hata olur. O işlerin içinde bizim olmamamız gerekir. Böyle şeylere yanaşmamamız gerekir. Bunlar doğru olmaz. Evet, dinliyorum. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda biri ağır, 4 polis yaralandı. Çatışma bölgesinde bazı evlerde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri çatışma ortasında kalınca geri çekilmek zorunda kaldı. Tehlike burada. Yani bu tehlike varken 1200 bile bilmemek gerekiyor. Yani eğitim amaçlı da bir olsa biz doğrudan burada özel harekatçı kardeşlerimizi yetiştirmemiz gerekir. Komando yetiştirmemiz gerekir. Bizi hiç ilgilendirmeyen bir alan. Gidip işte Müslümanları şöyle yapın, böyle yapın, şöyle öldürürsünüz, böyle kesersiniz. Böyle bir eğitime biz yanaşmayız. Ama ilk yardım, efendim, lojistik destek, bunlar olabilir. İkmal, mesela faydalı şeyler. Değil mi? Onlara mesela yönelik kurtarma faaliyetleri, bunlar olabilir. Ama şöyle atacaksınız, böyle keseceksiniz, böyle öldüreceksiniz. Bu da olmaz. Bu da azmettirme olur. Buna da biz yanaşmayalım. Böyle işlere biz hiç girmeyelim. Bizim tek düşmanımız var, PKK'dır. Türkiye'yi bölmeyi azmetmiştir. Türkiye'yi çeşitli mantıklarla, çeşitli yöntemlerle bölme kararlılığındalar. Buna karşı net tavır alınması gerekiyor. Evet, dinliyorum. Ankara'da Türk İş 22. Olağan Genel Kurul toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Orta Doğu bataklığında ne işimiz var? Bana ne Orta Doğu bataklığından? Niye gidiyoruz oralara? Neden oralara silah gönderiyoruz? Neden Müslümanı Müslümana kırdırıyoruz? Efendim siz Esadçısınız diyorlar. Bana ne Esad'dan? Yapmayın, yazık, günahtır. 40 bin üzerinde çocuk öldü. Sadece 2,5 milyon Suriyeli burada. Şimdi Avrupalılar aman ha Suriyeliler gelmesin bize diyor. Ne olacak? Size 3,5 milyar avro vereceğiz. Siz bakın. Türkiye toplama kampı mı? Şeklinde konuştu. Şimdi son cümle olmamış. Ondan gerisi makul. Ama o son cümle toplama, evet biz toplama kampıyız. Yani böyle garibanları, zavallıları, ezilmişleri bir araya toplarız. Kampta da onlara bakarız Allah rızası için. Bu olmamış ama öbür dedikleri doğru. Yani bizi hiç ilgilendirmeyen bir alan. Yani IŞİD'in eğitilmesi mesela bizi hiçbir şekilde güçlerin yani oradaki kişilerin eğitilmesi bizi hiç ilgilendirmez. IŞİD'in yaptıkları da bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren PKK'nın yaptıklarıdır. IŞİD'e karşı bilimsel mücadele gerekir. Yani IŞİD'in hakkından gelecek olan Mehdiyettir. İnşallah. Hazreti İsa Mesih'tir. İnşallah. Her Müslüman Mehdi'yi bekler. 1400 yıldan beri. Efendim, her Hristiyan, her Müslüman yine Hazreti İsa Mesih'in inişini bekler. İnşallah Hazreti İsa Mesih'i de
göreceğiz. İnşallah. Hazreti Mehdi'yi de göreceğiz. Bu güzelliği hep beraber yaşayacağız. İnşallah. Mehdi'nin varlığı kesin. İsa Mesih'in varlığı da kesin. Kur'an ayetleriyle sabit. Ama İsa Mesih'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Mehdi'nin de nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama tahminlerimiz olabilir, işte şurada olabilir, burada olabilir gibisinden. Ama yerini kesin bilmek mümkün değil. Yani kim olduğunu bilmek de mümkün değil. Çünkü Mehdiyet nasıl anlayacağız? Olay tahakkuk edecek, meydana gelecek, İttihat-ı İslam oluşacak, Müslümanların başına geçecek bir şahıs. İsa Mesih'e namaz kıldıracak, İsa Mesih olduğunu düşündüğümüz kişiye namaz kıldıracak. 7 veya 9 yıl İslam'a, dünyaya hakim edecek. O zaman diyeceğiz ki Allah-u Alem bu kişi Mehdi'dir. Yani ben bu konuyu yüzlerce, binlerce kere anlatmışımdır. Bunun dışında bir Mehdi teşhisi olmaz. İsa Mesih de öyle. Mehdi ile biat ettiğinde biz onu anlarız. Daha öncesinde İsa Mesih'i anlamak mümkün değil. Yani bir insana bu kişi İsa Mesih'tir, Hazreti Mehdi'dir diyemez. Çünkü tahakkuk esastır. İsa Mesih'te de tahakkuk esastır. Ama insan hüsnü zan edebilir, işte falanca kişi diyeyim. Mesela benim hüsnü zanım olabilir. Belki bu İsa Mesih'tir ama çok yüzeysel olur o. Ya şu kişi Mehdi'dir diye benim bir hüsnü zanım olabilir ama yüzeysel olur. Tahakkuk esastır. Tahakkuk da o netleşir. Yani Mehdiyet de İsa Mesih'in Mesihiyeti de tahakkuk ettiğinde tam kanaatimiz gelecek. Evet, bir etiket yapalım yine. Sevgi etiketi. Ne diyelim? Şiddet çağı bitti artık. İnşallah. İnşallah. Sevgi çağı geldi. Mehdi'ye sevgi çağı. Sevgi çağındayız diyelim. Çok iyi inşallah. Evet, sevgi çağındayız diyelim. Evet. Orta Doğu'yu tabii bataklığa çevirdiler, o doğru. Yani bataklık her yer kan revan içerisinde. Bir oyun oynanıyor, bu doğru. Ama biz toplama kampı mıyız dedim mi, oradaki insanlar bunu duyarlarsa çok rencide olurlar. Ya böyle olmaz. Ama öbür dedikleri doğru. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun, evet. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde başkanlık sistemi tartışmalarına değindi. Çift başlılığı ortadan kaldırmak lazım. Aksi takdirde birbirinizi ne kadar sevseniz de, geçmişte ne kadar beraber olsanız da zaman zaman sıkıntılar söz konusu olabilir. Ama partili cumhurbaşkanlığı olduğu zaman Fransa'daki sistemin farklı bir versiyonu söz konusu olacak demektir. Bunun da ayrı bir güç katabileceğini düşünüyorum dedi. Bir daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde başkanlık sistemi tartışmalarına değindi. Çift başlılığı ortadan kaldırmak lazım. Aksi takdirde birbirinizi ne kadar sevseniz de, geçmişte ne kadar beraber olsanız da zaman zaman sıkıntılar söz konusu olabilir. Ama partili cumhurbaşkanlığı olduğu zaman Fransa'daki sistemin farklı bir versiyonu söz konusu olacak demektir. Bunun da ayrı bir güç katabileceğini düşünüyorum. Yani üniter yapıyı savunan, bölünmeye tamamen kapalı, evet, partili cumhurbaşkanı diyorsa olur, ona bir şey demeyiz. Yani başkanlık sistemi olmaz. Partili cumhurbaşkanı, zaten partili olduğu belli oluyor cumhurbaşkanının. Yani bu samimiyetsiz bir durum oluyor. O yönden doğru o. Partili cumhurbaşkanı tamam. Ama Fransa'yı falan işin içine karıştırmamak lazım. Yani Fransa modeli, Fransa kaç parçaya bölünmek üzere. Fransa'nın başı belada. Fransa'da şu an bölünmemek için çırpınma var. Bu sistemden kaynaklanıyor. Yani adamların bu konudaki ızdırabı büyük. Fransa'nın en büyük meselelerinden birisi bölünme meselesi. Bu da Fransa'daki bu siyasi yapıdan kaynaklanıyor. Ya bütünleştirici değil.
Onun için yani Fransa'yı bölünmenin eşiğine getiren bu sistemi biz savunmayalım. İnşallah. Ama partili cumhurbaşkanı diye bir şey ortaya koyduysa Tayyip Hocam, tamam yani cumhurbaşkanının partisi de olabilir diye bir madde korsalar, kanun maddesi, ona bir şey diyemeyiz. Ama Fransa'yı falan işin içine karıştırırlarsa Fransa felakete doğru gidiyor. Fransa'nın örnek alınacak bir tavrı yok. Yani kaç bölge birden Fransa'da bölünme talebinde. Ayrılalım diyorlar. Buyurun otur. Come here. Hello. Hello. Welcome. Good night. Well, please. You, please. Welcome. Gel. Yes. Good woman, a good heart you. Thanks. Evet, dinliyorum. Başbakan Davutoğlu, Türkmen kantonu kurulsun fikrinin gündeme gelmesiyle ilgili şunları söyledi. Suriye'nin kantonlaşmasını doğru bulmuyoruz. Arap olsun, Türk olsun, Kürt olsun. Önemli olan Suriye'nin birliği, özellikle Türkmenlerin güvenliği Türkiye için çok önemli, dedi. Bir daha. Başbakan Davutoğlu, Türkmen kantonu kurulsun fikrinin gündeme gelmesiyle ilgili şunları söyledi. Suriye'nin kantonlaşmasını doğru bulmuyoruz. Arap olsun, Türk olsun, Kürt olsun. Önemli olan Suriye'nin birliği, özellikle Türkmenlerin güvenliği Türkiye için çok önemli. Ama Türkiye'nin burnu dibinde PKK kantonlar kurdu. Tabii. Cayır cayır devam ediyor. Evet. Yani zaten Büyük Ortadoğu Projesi'nin özelliği kantonlardan oluşan devletler oluşması. Evet. Ve paramparça olması bölgenin. Yani başkanlık sistemleri de zaten parçalanmayı kolaylaştıran bir yapı oluşturuyor. Mesela bak Fransız modeli diyorsunuz ama Fransız modelinin özelliği yine parçalayıcı olmaz. Dünya Armageddon'a koşuyor. Derin devlet, Türk, Illuminati 2, uf bu kendince havalara girmiş. Bazı öyle tipler var, çok korkuyor. Illuminati'den çok korkuyor, derin devletten korkuyor. Kendi ismini de öyle koyuyor. Öyle anlatıyor, böyle omturaklı laflar ediyor. Yani etrafı salladığını falan zannediyor. Bir tane güç vardır, Allah'ın gücüdür. Derin devlet dediğinde uzayda dünya pirinç tanesi gibi görünüyor. Biraz daha uzaklaştı mı iğne ucu gibi görünüyor. Biraz daha uzaklaştı mı hiç göremiyoruz. Sen oradaki derin devletten bak toplu iğne başı kadar yerdeki derin devletten bahsediyorsun sen. Tabii. Cihat sen aşağı. Sen de aşağı. Come here, please. Hello. Hello, nice to see you again. Gördüğüme sevindim. Yes, in your gorgeous costume. Çok güzel kıyafetiniz diye tekrar. Thank you. Bir gün bile beklemek çok zor. Seni çok özledim. It is very difficult even one day to wait one day. Even one day. I miss you very much. I miss you too. Thank you. Ben sizi özledim. Teşekkürler. Evet, her gün görüşelim. Let's see each other every day. Okay, deal. Huyun da güzel, kendin de çok güzelsin. Your attitude and yourself are very beautiful. Thank you. O yüzden... I have lots of positive energy here. Thank you for this. Bunları pozitif enerji var. Maşallah. Thank you. Evet. Çevirmen hazır. Kulaklık verebiliriz. Başka translate makinesi var mı? Bir tane var. Bir tane. Yakup masraf olmasın diye
Yasemin Hanım, buyurun. Can, benim kanaatim yakın bir zamanda aşağı ineceksin. Onu düşünüyordum ben. Evet. Yakışıklı nereye böyle? Aşağı ineceğim. Gel ya abi, seni millet, ümmet-i Muhammed bir görsün, böyle yakışıklı her zaman rastlanmaz. Can, sen aşağı in. Pehlivan sen deyin. Çok uzaması zorsa şöyle yapalım. Bir tane. Sen yer değiştir istersen arkadaşınla. Tamam. Yes. Büyük Orta Doğu Projesi'nin haritasını çizen bir Amerikalı albay var. Ralph. Efendim, evet, geride bir yerde bulabilirsen. Peters soyadı da. Çizdiği haritayı Kanlı Sınırlar daha iyi bir Orta Doğu başlığı altında hazırlıyor. Bak, Kanlı Sınırlar daha iyi bir Orta Doğu. Bu haritanın mimarı olanlar, yani bunu hazırlayanlar, Orta Doğu'nun yapıcı kaos, bak iddiaya bak, yapıcı kaos kullanılarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğine inanıyorlar. Yapıcı kaos. Yani yapıcı kaos demek, bir şey yapacak, adamlar öldürecek, bomba alacak, asacak, kesecek ama sonu iyi bitecek. Ya sevgiyle yapsana, güzellikle yapsana, şefkatle yapsana. İlla dehşetle yapacak. Yapıcı kaos diye. Böyle bir mantık, böyle bir akıl olmaz. Çok korkunç bir şey. Bak şu an yaptıkları bu işte. Yapıcı kaos dedikleri olay bu. Şu an uyguluyorlar bunu. Ve milyonlarca insanı şehit ediyorlar. Binaları yıkıyorlar. Sonunda ne olacak? Amerikalı iş adamları gelecek. İngiliz iş adamları, Fransız iş adamları gelecek. Ya dedik de biz bu şehri yeniden imar edelim. Evet. Tamam, başlayın. Para rica ederim. Tamam, petrol sizin istediğiniz gibi kullanın. Biz petrol satalım, kazanalım, size verelim, siz de şehri yapın diyecek. Mesela ordunuzu yapalım diyorlar. Silah alınacak. Evet. Tamam diyor. Siz para verin. Biz size silah sağlayalım. Bu sömürü sisteminin adı bu şekilde konmuş. Yapıcı kaos. Orta Doğu'da sayısız çatışma, ayaklanma, terör, kavga, olaylar çıkartarak, Müslümanlar birbirine kırdırarak bir denge, bir sakinlik sağlamaya çalışıyorlar. Yani mesela bir yerde insanlar var. Bu insanların azgın olduğuna inanıyorlar. Onu ona kırdırıyor, onu ona kırdırıyor. Onu, artık insanlar kavgadan bitap hale geliyor. Dövüşemeyecek hale geliyorlar. Bak diyor, dengeyi sağladık diyor. Sistem bu yani. Yapıcı kaos dedikleri bu. Yani insanlar dövüşmekten mahvoluyor, bitap oluyor. Bak diyor, biz huzuru sağladık diyor. Ya dövüştürmesen de sevgiyi öğretsen, dostluğu, kardeşliği öğretsen insanlar yaşası olmaz mı? Böyle akıl almaz, korkunç bir metotla insanları birbirlerine kırdırarak netice almak istiyorlar. Bir de Allah'ın hikmeti, bu yapıcı kaosu kendi ülkelerinde uygulamıyorlar. Evet. Fransa mesela, değil mi? O kadar azgın adam var. Kendi ülkende niye yapmıyorsun? Amerika kendi ülkesinde yapmıyor. İngiltere kendi ülkesinde yapmıyor. Hep gariban Orta Doğu ülkelerinde yapıyor yapıcı kaos diye. Madem diyor burada teröristler var, o zaman herkes birbirine kırdıralım.
öyle bir kırım olsun ki ve öyle bir körükleyelim ki, öyle zıt gruplar oluşturalım ki birbirlerini kıra 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 artık bir hitap olsunlar. Mantık bu. Bu çok korkunç bir yöntem. Şeytani bir yöntem. Savaş başladığından beri Amerikalı silah şirketleri %230 kara geçtir. %230. Ve en büyük sanayi Amerika'da şu an silah sanayi. Yani bütün sanayiden daha ileri. Bak %230 değer kazandı. Ve kara geçtiler. Borsada en yüksek onlar. Karda en yüksek onlar. Milyonlarca insan şehit ediliyor. Dolar su gibi akıyor Amerika'ya. Müslüman şehit edildikçe dolar su gibi akıyor. Albay Peters diyor ki, Türkiye'nin doğusunda 1/5'lik bölümü işgal edilmiş bir bölge olarak görülmelidir diyor. Yani bir kere orayı siz işgal edilmiş kabul edin diyor. Onun için PKK'ya böyle amansız destek sağlanıyor. Ve Türkiye'nin gücünü kırmak için siz diyorlar gidin IŞİD'le savaşın. O işte yapıcı kaos dedikleri planda Müslüman mesela Türkiye IŞİD'le savaşırsa IŞİD hem Türkiye'yi vuracak, hem Türkiye IŞİD'i vuracak. Hem Türkiye azalacak, hem Türkler azalacak, hem IŞİD azalacak. Evet. Hem silah şirketleri bundan kar edecek, hem de kastettikleri denge oluşmuş olacak. Onun için sürekli Türkiye'yi IŞİD'le savaşa teşvik ediyorlar. PKK'yı desteklemelerinin nedeni de o. Evet. Canım benim, sen aşağıda dur bir tane. Eyo, welcome. Proje sonucunda oluşmak istedikleri bölgenin haritası vardı Adnan Bey çizdikleri. Farklı şekilde bölünmüş, ülkelere bölünmüş. Bakayım. Şekillendirmek istedikleri bölge. Anlat parça parça. Anlattığınız gibi Türkiye'nin güney doğu ve doğusunda Komünist Kürdistan adlı bir bölge oluşturmak istiyorlar. Yine bölünmüş... Karadeniz'den Akdeniz'e kadar. Evet. Karadeniz'den Akdeniz'e. Yine Türkiye'de kendi içinde bölgeleri ayırmak istiyorlar. Anadolu bölgesi ayrı, Karadeniz eyaleti ayrı, Marmara eyaleti ayrı, Ege eyaleti ve Trakya eyaleti olarak. Yine bölünmüş Suriye'de Sünni Suriye Devleti ve Nusayri Devleti olarak bölmek istiyorlar. Irak'ta Sünni Irak, Şii Arap Devleti kurulması düşünülüyor. Genişletilmiş Ürdün'ü ve Suudi ana vatanları bağımsız yönetimiyle Kutsal İslam Devleti'ni oluşturmayı düşünüyorlar bölgede. Yine bölünmüş Yemen altta. Bu ilk planda düşündükleri, yani daha da küçük parçalara ayırmayı düşünüyorlar. Yani kantonlara kadar bölmeyi düşünüyorlar. Ama bir tek bu Orta Doğu için. Amerika için düşünmüyor, Fransa için düşünmüyor, İngiltere için düşünmüyor. Orta Doğu'daki insanları böyle aşağı ve alt bir ırk olarak görüyorlar. Evet. Peygamberlerin yurdu olan bölgeyi mahvetmeyi düşünüyorlar. Hazreti İbrahim'in evlatlarını, Hazreti Musa'nın, İshak'ın evlatlarını mahvedecek bir proje. Bugün eski videolarınızı izliyorum diyor Rana. Yani inanılmaz bir değişim var. Sizde iman nuru her geçen gün daha da gençleşiyor ve yakışıklılığınız artıyor. Siz varken gözlerimi alamıyorum TV'den. Sizi çok seviyorum diyor maşallah. Bu SIAFAR'ın onursal başkanı David Rockefeller var biliyorsunuz. Evet. 200 civarında olan devlet sayısı diyor dünyada 1000'e çıkacak diyor. Paramparça edeceğiz diyor.
Ondan sonra birbirlerinden savaştırmak. Ondan sonra da Amerika'ya oluk oluk dolar akışı. Come back to the Lord.
Evet, dinliyorum. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır'da katıldığı yürüyüşte PKK'nın kazdığı hendeklere ilişkin şunları söyledi. Kürdistan'da hendekler varsa canını malını korumak için vardır. Kürtlerin toplumsal hafızası onlara hendek ve barikatları emrediyor. Ya kendini koruyacaksın ya da ölüp gideceksin. Kürtler artık ölüp gitmeyecek. Buradan Kürtler canını malını koruyacak. Bunun için gerekirse hendek hazırlar, gerekirse barikat kuracak, gerekirse farklı bir şekilde direniş gösterirler dedi. Bu üslup suça teşvik. Ama yani bu konunun seyredilmemesi gerekiyor. Yani böyle bir üslup olmaz. Bir kere Kürtlerin sahibi bütün Türkiye'dir. Onlar bizim kardeşimiz. Bu arkadaşın üslubu PKK'nın üslubunu andırıyor. Böyle bir şey olmaz. Şiddet ve dehşet, hendekler, şunlar bunlar, oradaki hayatı felç eden, insanları mutsuzlaştıran, normal hayat yaşamalarını engelleyen bir kaos. Kaos da demeyeyim de ne diyelim, ızdırap alanı. Yani ızdırap uygulamaları, acı uygulamaları bunlar olmaz. Yani insan dümdüz yolda giderken karşısına barikat. Taşlardan oluşmuş, kumlardan oluşmuş, engeller, öbür sokağa çıkıyorsun taşlar. Bütün her yer böyle. Böyle bir hayat olur mu? Ha, sevgi eksikliği varsa sevgiyi teşvik edersin. Merhameti, dostluğu teşvik edersin. O ayrı mesele. Ama dehşeti teşvik edecek bir durum olmaz. Şiddeti teşvik edecek bir durum olmaz. Barikatları teşvik edecek bir durum da olmaz. Çünkü bu da insanların makul yaşamını ortadan kaldırıyor. Bunun sevilecek, verilecek bir yönü yok. Gelmek istiyorsun. Rahat eder misin şurada? Evet. Tamam, gel bakalım. Sayın hocam, sizi Allah için çok seviyorum. Daha önce sizlere başka mailler de atmıştım. Tabii soru sormak için değil, sizin görevli olduğunuzu öğrendikten sonra atmıştım. Şunu bilin ki sizin Hazreti Mehdi görev alacağına kadar görevli olduğunuzu biliyorum ve çevremdeki insanlara bunu anlatmaya çalışıyor. Onların ön yargılarını kırmaya çalışıyorum. Sizlere soracağım çok ama çok soru bulunmaktadır. Evet. Hazreti Mehdi internet teknoloji kullanacak değil mi? Kullanması lazım. Yani görmediğim için bilemem. Ama makul olan mantık bu. Çünkü Allah interneti de, teknolojiyi de belli ki Mehdiyet için, İttihat-ı İslam için yarattığı aşikar. Evet. Armageddon savaşı başlamadan mı Hazreti Mehdi Aleyhisselam görev alacak? Yoksa savaş başlayıp ölümler çok olup kurtuluş ararken mi görev alacak? Armageddon'dan sonra Mehdi'nin çıkacağını biliyorum ben. Armageddon derken işte şu an yavaşlatılmış bir Armageddon var ve bu devam ediyor. Ve gittikçe hızlanıyor. Evet. Zaman zaman yavaşlıyor. Peygamberimiz diyor zaten. Tam bitti derken yeniden başlar. Yavaşladı derken yeniden şiddetlenir ve bu şekilde devam eder diyor. Rusya YPG'ye de ağır silahla vermiş, destek vermektedir. PKK, YPG Rusya destekçisi olup Türkiye NATO birliklerine mi karşı savaşacak? Yani YPG Rusya, Türkiye ve NATO ile mi karşılaşacak diyor. İran burada hangi tarafta yer alacaktır? İsrail yok olacak mı? Taktılar İsrail'in yok olmasına. İsrail niye yok olsun ya? İsrail yaşasın. Hiçbir ülke yok olmasın, hiçbir halk. Hiçbir insan yok olmasın. Armageddon savaşının ayak sesleri mi bu en sonki Rusya ile yaşananlar? Vakti geldi görülüyor. Yani olay öyle zaten. Akdeniz'e bütün savaş gemileri indi. Müthiş bir yoğunluk var. Şimdi kara savaşı için hazırlık yapılıyor. Sürekli bir asker sevkiyatı var. Bu yavaşlatılmış bir Armageddon. Zaten IŞİD de biz Armageddon için buraya geldik diyorlar, IŞİD mensupları. Dolayısıyla büyük bir
mücadelenin olacağı açık, aşikar görülüyor. Bu mücadelenin arkasından Mehdi zuhur edecektir. Hazreti İsa Mesih zuhur edecektir. Fakat tabii şu an biz sadece Peygamberimizin ihbarına dayanarak bunları söylüyoruz. Tahakkuk ettikçe daha iyi anlarız. Benim görevli, bütün Müslümanlar görevlidir. Yani ben de Mehdi'ye zemin hazırlıyorum, siz de Mehdi'ye zemin hazırlıyorsunuz. Ben de Mehdi'nin hizmetçisiyim, sizler de Mehdi'nin hizmetçisiniz. Ama tabii görmeden, zahir olmadan hiçbir insan hakkında açık alenen bir hüküm, iddia mümkün değil. Mehdi zuhur etse bile Allahu alem diyeceğiz. İsa Mesih zuhur ettiğinde de Allahu alem diyeceğiz. Yani şu arada zuhur etse bile. Kesinlikle iddia edecek bir insan olamaz. Çünkü vahiy gerekir böyle bir şey için. Tabii birçok Mehdi'lik iddia eden şahıs var, görüyoruz. Yani insan acıyor. Bir kere böyle bir şey insanı dinden çıkarır. Yani ben Mehdi'yim derse bu insan masum olduğunu ve cennetlik olduğunu söylemiş oluyor. Bunun için de vahiy gerektiğine göre bu küfürdür. Böyle bir iddia da bulunamaz. Ama bütün bu alametler oluşup da Müslüman alemin başına geçen bir şahıs olursa herhalde Mehdi'dir diyebiliriz. Ama Allah alem diyeceğiz. İşte kaşı benziyor, gözü benziyor. İşte vücut hatları, alametler ve bununla bir Mehdi'lik teşhisi ve kararı alınamaz. Yani benzeyen çok fazla insan olabilir. Benim de başkalarında yapacağım Mehdi'ye zemin hazırlamak. Ona talebe olmak. Yani benim isteğim, en büyük isteğim Mehdi'nin talebesi olmaktır. Benim gördüğüm sizin de isteğiniz evet. Bu yönde. Evet. Etiketimiz isteği gibi anlamıyor. Göreyim. Sevgi çağındayız. Evet, sevgi çağındayız. Her zaman olduğu gibi sürekli sevgi gündemde oluyor. Bayağı güzel. Nasılsın? Çok iyiyim aşkım. Aşağıyı göreyim bakayım nasıl aşağısı. Bayanlardan kimse yok mu? Bir kişi var. Olmaz. Orayı zenginleştirelim. Senin, bu benim sevimini de indir, onu da indir. Beraber giyin. Gel, kam. Oraya müthiş elemanlar iniyor şu an. İnşallah. Sen gel yavrum. Suudi Arabistan elinden Mekke ve Medine'nin alınması düşünülüyor. Orada da Vatikan gibi dönüşümlü bir konsey tarafından yönetilecek bir devlet yapılanması düşünülüyor. Evet. Yani bölünüp parçalanma sistemi içerisinde bu düşünüyorlar. Fakat PKK'nın kuracağı devletin Batı yanlısı ve çok modern bir devlet olacağını, kadın haklarına saygı duyan, hanımların dekolte giyinmesini işte müziği, efendim resmi, sanatı, estetiği destekleyen bir devlet olacağını ve dolayısıyla da Avrupa ile ve İsrail ile çok yakın ilişkiler içerisinde olacak, Amerika ile yakın ilişkiler içerisinde olabilecek bir devlet yapılanması oluşturacağını düşünüyorlar. Türkiye'nin de bağnaz ve tutucu bir çizgi içerisinde kalacağını düşündükleri için mümkün mertebe parçalayalım diyorlar. Bak bu çok korkunç bir şey. Halbuki bak modern aydın, kadın haklarını şiddetle savunan, dekolteye, sanata, müziğe, güzelliğe, estetiğe açık bir yapı olmuş olsa adam bölmeye niyeti yok. Evet. O zaman bölmeyelim diyor. Ama şu haliyle hiçbir şekilde kullanamayacağımız için, Avrupa ile bağlantı kuramayacağı için, Amerika ile ve diğer ülkelerle de bağlantı kuramayacağı için paramparça ederek ancak yönlendirebiliriz diyorlar.
Bak bağnazların başımıza iş açtı, işi görüyor musun? Tabii. Ama bu çok ürkütücü bir şey. Evet. Dinliyorum. Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlar Doğu Akdeniz'i tam bir silah deposuna çevirdi Adnan Bey. Doğu Akdeniz'de şu anda birçok ülkeye ait uçak gemileri, fırkateynler ve denizaltıları bulunuyor. Bunu gösteren bir harita da vardı. Akdeniz'de Türkiye'ye ait 20'si muhrip, 14'ü yardımcı gemi olmak üzere toplam 34 geminin bulunduğu öğrenildi. Rusya'nın ise Akdeniz'de 13 gemisi bulunuyor. Şimdi o silah gücü gittikçe daha da artacak. Hem deniz gücü artıyor, hava gücü girdikçe artıyor. Evet. Türk havaalanlarına da yoğun olarak konuşlanmaya başladılar. Yani büyük bir savaşın zeminini hızla geliştirmeye başladılar. Evet, dinliyorum. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan Türk askerinin peşmerginin eğitimi için Musul'a gitmesiyle ilgili açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında Türk askerinin Kuzey Irak'a konuşlandırıldığının farkındayız ama bu konuşlandırma koalisyon aktivitelerinin bir parçası değil denildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanı, IŞİD'e karşı Esad ve muhalif güçlerin karada birlikte savaşmasını teklif etti. Bir daha söyle bakayım. Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, IŞİD'e karşı Esad ve muhalif güçlerin karada birlikte savaşmasını teklif etti. Hmm. Bu şekilde örgütün sonunun gelmesinin hızlandırılacağını düşünüyor. Suriye ordusu da IŞİD'e karşı... Ama herkes korkuyor IŞİD'le savaşmaya. İşin ilginç yanı bu. Evet. Sadece de havadan bombardıman. Mesela Amerikan askeri hiç çatışmak istemiyor. İngiliz askerleri, Fransız askerleri hiç kimse çatışmak istemiyor. Suriye, Irak askerleri deli gibi kaçıyorlar. Hiç kimse savaşmak istemiyor IŞİD'le. Yani ne biliyorlar da niye böyle düşünüyorlar? Artık herhalde onların bildiği bir gerçek var. Özetle şu an Türkiye'yi bölme isteklerinin tek nedeni bağnazlık. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı. Onlar modern bir Türkiye. Neşenin, müziğin, güzelliğin, estetiğin olduğu bir Türkiye istiyor Avrupa. Evet. Bu olamayacağına göre biz diyor bari PKK'ya büyük bir devlet kurduralım. Onlarla bağlantı kurup askeri üslerimiz olsun, her şeyimiz olsun. Oteller olsun, güzel yerler olsun, işte turistik tesisler olsun. Onlarla normal yaşayalım diyor. Ama Türkleri de Anadolu'nun ortasına getirelim. Bir süre sonra da icabına bakarız diyorlar özetle. Evet. İstanbul'u onlara vermeyelim diyorlar. Evet. Ege bölgesini evet. vermeyelim, Antalya'yı da vermeyelim. Evet. Çünkü onlar diyorlar sanattan anlamıyor. Evet. Müzikten anlamıyor, estetikten anlamıyor. Hanımların üstüne baskı kuruyorlar. Evet. Bülent Arınç ne diyor? Kadınlar gülemez diyor. Arabaya binemez. Evet. Efendim, telefonda konuşamaz. Dekolte giyinemez. Avrupa diyor ki o zaman bunların yapılabildiği bir hayat olsun. Evet. PKK diyor ki biz bunu sonuna kadar sağlarız. O zaman biz sizinle anlaştık diyorlar. Türkiye'deki bağnazlık sorunu çözülmüş olsa PKK sorunu da kökten bitmiş olacak. Evet. Yani meydana gelen tahribatın farkında değiller. Yani Avrupa'da meydana gelen Türk karşıtlığı, Müslüman karşıtlığının tek sebebi kadınlara yapılan baskıdır. Kadın özgürlüğünün olmadığı her ülkeyi yıkıyorlar. Allah hepsini yıkmış. Evet.
Sana yoğun bir damat görüntüsü geldi ama Erdem hadi bakalım hayırlısı. Nasıl damat havası var mı? Bizim Herkül'de var. Burada damat görüntüsü olmayan adam kim var ya? Yok herhalde. Ya dünyanın en modern ülkesi olalım. Çok modern bir devlet yapılanması olsun. Hanımlar istediği gibi dekolte giysin, çarşaflı hanımlar da olsun. Müzikte, sanatta, estetikte dünyanın en ilerisi olalım. İnşallah. Bu bağnaz, tutucu görüntü bize yakışmıyor. Bak Türkiye'yi bu yüzden yok etmek istiyorlar. Ve PKK'ya kapılar sonuna kadar açılıyor. Sırf kadın haklarını savunduğu için PKK. Kadınlara özgürlük vermek istediği için bütün Avrupa PKK'yı destekliyor. Yapmayın, etmeyin. Hoş geldin. Benim güzelim maşallah. Şey siz yer değiştirin benim güzelim. Gel. Change. Tamam. Sen gel yavrum. Sen şöyle geç istersen. Sen oraya geç. Ne kadar güzel insan maşallah. Sevgin çok güzel, samimiyetin çok güzel. Bakışlarındaki sevgi çok hoş. Samimiyetin, candanlığın çok hoş. Doğal bir insansın. O yüzden Allah seni hep korur, kollar. Hep sana Allah güzellik meydana getirir. O yüzden hep sevilirsin. İnşallah hep görüşeceğiz seninle. Seni çok sevdim ben. Allah sizi de korusun. Ha, canım benim inşallah. Hanımefendilerden 3 kişi gelmek istiyor. Gelsinler. Gençler siz biraz geriye gidin. Beril'in matemi bitti. 2 balığı ölmüş. Günlerden beri onun şamatasını yapıyor. Ya ben sana yeni balık alayım diyorum. Yok diyor. Benim balıklarım yerini tutmaz onlar diyor. Eyo. Come here, please. How are you, Eyo? Fine, thank you, sweetheart. How are you, Tom? Vay, tam Amerikalı. O kime? Vay be, Eyo'nun suyu da arkasından geliyor. Eyo, acayip şık olduğunun farkında. Havası 1500 yani böyle. Allah'ın nefesi kesilmiş durumda. Etrafa dahi bakamıyor. PKK modernliği, kaliteyi, kadın haklarını kapmış vaziyette. Türkiye bunu yapamaz diyor. Adamlar zaten fiili uygulamayla da bunu göstertiyorlar. Kadın hakları olmaz diyor. Orada yani Türkiye'de siz güzel bir kadına rastlayamazsınız. Bir müziğe, sanata, estetiğe rastlayamazsınız. Ama PKK'nın hakim olduğu devlet diyor. Biz Avrupa gibi yapacağız. İstediğiniz gibi eğlenin, gülün, neşelenin, kadınlar da dekolte giyinsinler. Hürriyetin yaşandığı bir ülke olacak diyor. Bak bizi mahvedecek bir sistemin kapısı açılıyor. Evet. Sırf bağnazlık yüzünden başımız belaya girecek. Bağnazlığı terk edelim. İnşallah. Terk etsinler. Terk edilsin. Aydın bir Türkiye, modern bir Türkiye esas. Bak PKK'nın bütün açıklamalarını bunu görüyoruz. Eyo çok şık olduğunun farkında mısın sen? Are you aware that you are very young? Aşağı. Evet veya hayır. Gel, come here. Şimdi şuradan geç, ha, orada mı geçsin? Oluyor mu orada? Orada kulaklık yokmuş, o yüzden seni buraya çağırdım. There is no earphone downstairs, that's the reason why he called you here. All right. All right. Öcalan konuşmasında Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler özellik şartnamesindeki şer
mutlaka kaldırılmalı, o zaman idari ve mali özellik elde ederiz diyor. Evet. Şimdi oraya doğru gidiyorlar. Yani bunu bir türlü Türkiye'ye kabul ettiremediler. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Evet, inşallah. Nezaketten çaktırmadan el altına yapmaya kalktılar, istemiyoruz. Evet, dinliyorum. Son zamanlarda Güneydoğu'da kardeşlerimizin polis ve askerimize verdikleri ihbarlar büyük destek sağlamaları dikkat çekiyor bu ihbarlarla. Bugün de Şırnak'ın Cizre ilçesinde ihbar üzerine tespit edilen teröristlerce rögar çukuruna döşenen el yapımı patlayıcı polis ekiplerince infilak ettirildi. Alınan bilgiye göre dört yol kavşağındaki rögar çukuruna bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen iki piknik tüpüyle tahrik gücü artırılmış el yapımı patlayıcıyı fark eden vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdiler. Helal olsun vatandaşa. Bu güzelmiş. Bu delikanlı havası. Yine de ben yandım. Evet. Gel bakalım. Karaoke'de Aylin ve Belis'in bir şarkınız varmış. Evet. Doğru mu? Evet, Belil'in şarkısı da ben eşlik ediyorum. Belil'in. Allah Allah. Tamam, dinleyelim siz, hadi bakalım. Allah, ne kadar güzel. Ya bu gereksiz işler değil mi bunlar? Ya normal yaşarken falan ya. Evet. Karaoke hazır mı? Karaoke hazır. Ama Beril Hanım dediler, önde oluyor dediler. Ses var mı orada? Duydun mu? Evet evet, gayet güzel. Geliyor şimdi. Ha Beril Hanım bekleniyor. Asıl eleman yani, evet. Biz hazır mazırlar değilmişti ben ki. O meşhur çayınızdan biz de rica etsek oluyor mu acaba? Hazır mıyız ekipteki hazırız. Kardeşlerimiz? Efendim? Hazırız. Hanımefendilerden o zaman güzel bir terennüm, güzel bir icra bekliyoruz. Buyurun. The river.
leads to tranquility base. Break it down on my face, disappears. Take me away to my boat on the river, and I won't cry out to let me go down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. I won't cry out anymore. I won't cry out Yani hanımlar daima başarılıdır. Bunu bileceğiz. Bugün ne yemek yedin? What I had or what I want? What you had? Just breakfast today. Sadece kahvaltı yaptım. Evet. Spor yapıyor musun? Do you exercise? Do you work out? Today? Yes, I do. Evet, yapıyorum. Maşallah. Kaç kardeşsin? How many sisters or brothers? I have three sisters. Üç kız kardeşim var. Üç kız kardeş. Anne baba sağ değil mi? Your parents are alive? Yes, they're alive. Kaç yaşındasın? How old are you? I'm 24. 24. 24. Çok çok güzel bir kadınsın. Kişiliğin de çok kaliteli, çok klas. O yüzden seni tekrar tekrar çağıracağım. You are very, very beautiful, gorgeous lady, and your personality is beautiful also. So I will call you often, very often. Thanks, you're so handsome. Çok Maşallah. Funda Kejmeran, Funda. Sevmek ve sevilmek çok güzel diyor, doğru söylüyorsun. Efendim, Rıdvan Acar. Selam. Nasıl Hazreti Musa ve Firavun aynı şehirde, derin devletlerin merkezi İstanbul'da olduğu için Hazreti Mehdi İstanbul'da diyor. Bediüzzaman'ın demesine göre İstanbul'da Mehdi. Yani hadislere göre de İstanbul'da. Çünkü Konstantiniyye diyor Peygamberimiz. Hep Konstantiniyye, Konstantiniyye, Konstantiniyye. Bu biz kendimizden çıkartılmış şey değil. İslam aleminin en son başkentine çıkacak diyor Mehdi için. İmam Rabbani diyor ki, seviyorsan nazlanmaya hakkın yok. Naz çekmeye talip olacaksın diyor. Maşallah. Kendinizi Hazreti Mehdi ilan ettiğini söyleniyor. Açıklama yapar mısınız diyor Cüneyt Arat. Bir insan kendisini Mehdi ilan ederse, dinle, İslam'la alakası kalmaz. Küfre girmiş olur. Efendim, Kur'an'ın hükmüne göre Cenab-ı Allah bize ne diyor? Ümit ve korku içinde olun. Orada adam Mehdi'lik ilahiyatı ne diyor? Ben günahsızım, cennetliyim. Benim imtihan olmama gerek yok diyor. O zaman küfre girer. Yani hiçbir insan ben Mehdi'yim diyemez. Ama insanlar tabii sevdiklerini her zaman Mehdi olarak üstün zannetmişlerdir. Mesela Bediüzzaman Hazretlerine talebeler hep Mehdi gözüyle bakmışlardır. Ziyade hüsnü zan her zaman olur diyor Bediüzzaman. Buna ilişilmez diyor. Evet. Hüsnü zan edebilirsin ama iddia edemez. Evet. Mesela İmam-ı Rabbani'ye Mehdi olduğu gözüyle bakılmıştır.
Muhyiddin Arabi'ye Mehdi olduğu, Abdülkadir Geylani'ye Mehdi olduğu gözüyle bakılmıştır. Hüsnü zannedilmiştir. Ama hiçbir zaman için bu mübarek şahıslar ben Mehdi'yimden ortaya çıkmamıştır. Yani iddia olmadıktan sonra hüsnü zan olabilir. Yani insanlar sevdiklerini hüsnü zannedebilirler. Mesela Muhammed Raşid Erol Hazretleri'ni de Mehdi biliyordu talebeleri. Efendim Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri talebeler arasında Mehdi gibi kabul edilir. Hüsnü zannedilir. Dolayısıyla benim hiçbir şekilde Mehdi'lik iddiamı, ayrıca ben cahil bir insanım. Ya hoca bile değilim, alim değilim, müceddit, müştehit değilim. Nereden Mehdi olayım yani? Ama insanlar sevdiklerine hüsnü zannederler. Mesela benim çevremde hüsnü zanneden insanlar olabilir. Ve saygı duyarım. Ama iddia olursa bu çok büyük günah olur. Böyle şey olmaz. Hatta ben defalarca da yemin ettim. Hiçbir zaman için dedim, benim bir mehdilik iddiam olmayacak. Allah adına yemin ediyorum dedim. Olmaz yani, öyle bir şey olmaz. Ama ben mesela İstanbul'da olduğu için insanlar benzetebilir. İşte Mehdi Darwinizmle mücadele için benzetebilir. Tip olarak gördüğü için benzetebilir. Benzeme yeterli delil değildir yani. Benzeyebilir. Biz nereden anlıyoruz? 30 kere, 1000 kere, 100.000 kere söylemişimdir. İcra ile uygulanır, yaşanır, bir şahıs çıkar, İslam alemini birleştirir, Müslüman aleminin başına geçer. İsa Mesih olduğunu umduğumuz kişiyle birlikte olur. Birlikte mücadele ederler, kardeş olurlar. Bütün dünyayı yönetirler. 7 veya 9 sene yönetirler. O zaman biz deriz ki Allahu alem, herhalde Mehdi bu insan diyeceğiz. Onun dışında Mehdilikten korkmaya gerek yok yani. Hüsnü zan dehşet verici bir şey değildir. Yani her mümin Mehdi olmayı istemekle mükelleftir. Allah takvada yarışın diyor. Her Müslüman isteyecek. Yani Mehdi olmayı istemek küfür değildir. İddia etmek küfürdür. Yani çünkü Allah takvada yarışın dediğine göre Müslüman ileri geçmek isteyecek. İleri geçmek istemiyorsa, takvada önce olmak istemiyorsa bu küfür olur. Ama iddia ederse iddia da küfür olur. İddia etmeden hüsnü zannediyorsa bir insan, hüsnü zanında bir şey yok. Yani birbirlerine hüsnü zannedebilir müminler. Evet, dinliyorum. Alman parlamentosunun Suriye'de işli operasyonları tezkeresini onayladığı bildirildi. Almanya operasyon kapsamında 1200 asker keşif uçakları ve fırkateyn olarak bilinen savaş gemilerinden gönderecek bölgeye. Bir daha. Alman parlamentosunun Suriye'de işli operasyonları tezkeresini onayladığı bildirildi. Almanya operasyon kapsamında 1200 asker keşif uçakları ve fırkateyn olarak bilinen savaş gemilerinden gönderecek. İşte bunlar yavaş yavaş yaklaşan Armageddon'un belirtileri. Büyük bir savaş olacağı açık açık görülüyor. Büyük bir Müslüman kırımı olacak ama bu arada da ehli kitaptan tabii insanlar da kırım olacak. Bu en son alamet budur. Bunun sonucunda Mehdi zahir olacak. Yani iyice yaklaştığı anlaşılıyor Mehdi'nin zahir olmasının. Allah'tan benim niyazım Mehdi'ye talebe olmak. İnşallah. Hatta talebesinin talebesi de olsam bana yeter. İnşallah. İsa Mesih'in de geldiği anlaşılıyor. İnşallah. Yani genel olarak. Efendim, ben yerini bilsem bile söylemem. Ama yerini biliyorum demiyorum. Görsem de zaten bilemem. Ne olabilir? Ancak hüsnü zannedebilirim. Yani kesinleşmesi tahakkukundan sonra. Bediüzzaman diyor ki, örtülü ve kapalı ve tevili açık olur diyor ahir zamana ait hadisler diyor. Ancak tahakkukundan sonra ilimde rasih olanlar Allahu alem ve bil sevap diyerek bu gizli gerçekleri ishal ederler diyor. Dolayısıyla ben ancak tahmin edebilirim mesela birisinin İsa olabileceğini. Allahu alem diyebilirim. Belki diyebilirim. Ama bu çok çok şüpheli bir tahmin olur. Tahakkukundan sonra anlaşılır çünkü.
Tamam. Yakup hocam veyahut içeride yardımcı olan Efe kardeşimiz buraya gelsin. Efe. Efe, benim güzelimin bardağını değiştir. Tabii ki. Çay bardağını değiştir. İsrail'in Rusya'nın Orta Doğu'ya gönderdiği S-300 hava savunma sistemini bertaraf etmek için Yunanistan'ın yardımıyla gizli bir deneme yaptığı öne sürüldü. İsrail'in Suriye ve İran'ı vurma potansiyelini azaltan S-300 hava savunma sistemi Rusya'nın bölgedeki en önemli askeri güçlerinden biri. Bir daha. İsrail'in Rusya'nın Orta Doğu'ya gönderdiği S-300 hava savunma sistemini bertaraf etmek için Yunanistan'ın yardımıyla gizli bir deneme yaptığı öne sürüldü. İsrail'in Suriye ve İran'ı vurma potansiyelini azaltan S-300 hava savunma sistemi Rusya'nın bölgedeki en önemli askeri güçlerinden biri. Evet. Severim ben seni. Şimdi bu meşhur ekipten kimler var başka şarkı söyleyebilecek? Efendim, Mehmet Her Şey Yak varmış mesela. Hüsna'nın güzel parçası varmış. Hüsna seni aşağı alalım o zaman. Tamam. Arkadan Mehmet de hazır olsun. Nadia'nın güzel parçası varmış. Değil mi? Evet. Göreceğiz, duyacağız. Ama çok önemli Cihat hocamın New York, New York. Frank Sinatra. Nerede o? Aşağıda değil mi? Evet. Ama tam tipi falan da müsait, uygun yani. Şahane su şahanesi. Maşallah. Evet. O yardım etsin ona yavrum. Açmasın. Tamam. Aşağıya kameraman gerekiyor mu? Yok. Gerekmiyor. Gerekmiyor. Tamam. Efe nasılsın? Tamam. Hadi bakalım. Hazırsa dinleyelim. Face fell back in fear.
Süper. Çok çok güzel. Tebrik ediyorum. Evet. Müthiş. Çok güzel. Hocam merhaba, maşallah çok güzel bir program. Çok etkileyici diyor, maşallah. Sana söyler bir hayır, sakla bir ben olayım. Sana söyler bir hayır.
Yetenekli, bayağı kaliteli bir sanatçı. Tebrik ederim. Ben dinliyorum. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren bir devlet dairesine düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin IŞİD'e bağlı olduğu açıklandı. Amerika, San Bernardino saldırısında Tasfin Malik adlı saldırganın sanal ortamda IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiğinin tespit edildiğini duyurdu. Bir daha. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren bir devlet dairesine düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin IŞİD'e bağlı olduğu açıklandı. Amerika, San Bernardino saldırısında Tasfin Malik adlı saldırganın sanal ortamda IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiğinin tespit edildiğini duyurdu. İşte Armageddon'un fısıltıları bunlar. Büyük bir savaşın zemini hazırlanıyor. En sonda Mehdi'nin zuhurudur. Mehdi karşıtları bayağı bunaldılar. Evet. Konuyu böyle bozmaya çalışıyorlar yahut yani herhangi bir konu haline getirmeye çalışıyorlar. İşte falanca Mehdi'li girdi diyor, feşmekenci. Kardeşim ediyorsa anormalliktir. Evet. Dinden çıkar yani. Bu bir örnek mi yani? Evet. Mehdilik başarıdır, ispattır. İspat ederiz, dünyaya hakim olur, biz ona herhalde Mehdi'dir deriz. Yani bu kadar niye işkilleniyorsunuz ki? Evet. Etiketimiz şu anda 5 numara Adnan Bey. Maşallah. Sevgi çağındayız. Maşallah. Evet, dinliyorum. İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Türkiye gibi bir İslam devleti Avrupa'nın parçası olamaz dedi. Şöyle diyor konuşmasında: hükümetiniz sizin bir gün Avrupa Birliği üyesi olacağınıza inanmanızı sağlayarak sizi kandırıyor. Bunu unutun. Siz Avrupalı değilsiniz ve hiçbir zaman olmayacaksınız. Türkiye gibi bir İslam devleti Avrupa'nın bir parçası olamaz. Daha fazla İslam istemiyoruz, azalmasını istiyoruz. Bu nedenle Türkiye bizden uzak dur, seni burada istemiyoruz. Şimdi bak, işin doğrusu bütün Avrupa'nın istediği bu. Türkiye'de ısrarla ne olur bizi alın diyor. Adamlar diyor ki bak, resme karşısınız. Heykele karşısınız, dekolteye karşısınız, eğlenceye, güzelliğe karşısınız. Yani bizim bütün değerlerimize karşı. Niye bizden görüşmek istiyorsunuz siz? Niye buraya gelmek istiyorsunuz yani? Evet.
Çünkü Avrupa'da her yerde dekolte hanımlar var. Evet. Her yerde heykeller var. Her yerde resimler var. Her yerde müzik var. E ama sen ısrarlı bir şekilde adama hayransın. Ve seninle ben birleşmek, beraber olmak, orada olmak istiyorum diyor. Ya kardeşim bütün değerlerine karşısın. Değerlerini seviyorsan git birleş. Değerlerine karşıysan adamı niye rahatsız ediyorsun ya? Değil mi? Otur oturduğun yerde o zaman. Yani bütün Avrupa'da hanımlar dekolte geziyor. Adamlar resimle müthiş sevk alıyorlar. Her yer resimle, tablolarla dolu. E sen her yerini yırtmaya kalkıyorsun. Heykel gördün mü keserle, baltayla giriyorsun. Evet. Heykeli aşağı indiriyorsun. E seni bıraktılar, Avrupa'da bir tane heykel bırakmazsın ya. Var ya İtalya'da öyle evet. Havuzlu mavuzlu heykeller. Balyozu alırsın, direkt girersin. Dekolte hanımları artık kezzap mı atarlar? Ne yaparlar? Odundan mı saldırırlar? Ya kardeşim değerlerine karşıysan niye ısrar ediyorsun ya girmek için? Ya değerlerini kabul et ya teklif etme. Değerlerine diyorsun ya ben değerlerine karşıyım çünkü Müslümanım. Ya Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Uyduruyorsun. Hristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık hepsi insanların özgürlüğünü ister. Kadınların özgürlüğünü ister. Bırak bunu. Saplantı bu. Yanlış yoldasın. Resim haram değil, heykel haram değil. Kadının dekolte olması güzel, kadına yakışır. Kadın güzelliktir, haram değil. Ama ahlaksız, haysiyetsiz adamlar varsa, tehlikeli adamlar varsa, kadın zaten dışarı çıkmaz. Ama dışarı çıkıyorsa her yerini örter. Yani Kur'an hükmü budur. Twitter'da en çok konuşulanlarda bir numaradayım şu an. Maşallah. Ya kardeşim bu nedir ya? Her seferinde bu yani. Maşallah. Mesela yapılan ankete göre Hollanda'daki Türklerin %80'i Müslüman olmayanlara cihat açmak gerektiğine inanıyormuş. E o zaman ne işin var Hollanda'da ya? Gel oradan o. Yani adama cihat açmaya mı gittin adama ya? ...11 Eylül'den bu yana İslam adına 27 bin ölümcül saldırı yapılmış, terörist saldırısı. Bu rakam senede 2 bin, günde 5 saldırıya denk. Hem o adamlara gavur diyor, bilmem ne diyor, fakat Avrupa'dan da çıkmak istemiyor. Akın akın herkes Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. E sordum mu da bunlar kafir diyor. Ben diyor resme karşıyım, müziğe karşıyım, kadınların dekolte olmasına karşıyım. Ya Avrupa'nın bütün değerlerine karşısın. Niye yapışmaya çalışıyorsunuz oradan ya? Ölümü göze alıyorlar Avrupa'ya gidebilmek için. Denizlerde boğulmayı göze alıyorlar. Yeter ki Avrupa'ya gidelim diyor. Türkiye'de kurtuluş yok diyor. Ne varsa Avrupa'da var diyor. Ya kardeşim bilinçaltında hayransın, dürüst ol. Ve İslam'ın bu hükümlerine de inanmıyorsun. Böyle bir çünkü hurafe bunlar. İnanmadığın şeyler savunuyorsun. Selam hocam büyük adamsın helal olsun diyor Adem Altyaprak. Büyük olan Allah. Biz Allah'ın alelade zavallı bir kuluyuz. Her mümin garibandır. Her mümin Allah katında bir hiçtir. Ben hiç ender hiç olan Allah'ın herhangi bir aciz kuluyum. Benim öyle büyüklük müyüklük diye bir yönüm olmaz. Selam. Hazreti İsa zuhur ettiğinde kaç yaşlarında olacak? Çok yakışıklısın maşallah diyor. Havin. Havin Kürt kardeşlerimizin isimlerini değil mi? Havin. Güzel. 33 yaşında göğe alınmıştı. Gelinliğinde 33 yaşında olacak ama benim kanaatim çoktan geldi Hazreti İsa Mesih. İnşallah. Yeryüzünde. Ama mesela şu an karşılaşsak çok güzel bir insan olarak görürüz. Ama Mesih olduğuna dair kanaatimiz tam gelmez. Bilemeyiz. Yani icra gerekir. İcra ile anlarız. Mehdi'yi de icra ile anlarız. Bak her zaman söylüyorum. Evet. Aksini hiç kimse düşünmez. Adnan Bey, Yavuz, Gürs,
Ülkedeki yobazları sadece siz temizlersiniz diyor maşallah. Temizleme lafı biraz çirkin bir söz. Yobaz da çok ağır bir söz. Bağnaz diye bir isim. Onları aydınlatırsınız, bilgilendirirsiniz demen lazım. İnşallah. Nur yüzlü hocam, baktıkça güzelliğinize hayranım. Çok genç duruyorsunuz. Ben Almanya'dan Figen. Ailece keyifle izliyoruz. Nur yüzlü hocam, Tayyip hocam yine başkanlık sistemini ortaya attı diyor. Bu iş ne olacak? Bu konuya el atar mısın? Biraz iyi yani. Ya kardeşim, eğer partili cumhurbaşkanı diyorsa buna bir sözümüz yok. Ya Fransa'yı falan karıştırmasın işin içine. Fransa modelini falan bıraksın. Fransa modeli çok tehlikeli o. Fransa paramparça olmanın eşiğinde. Hepsi ayrılmaya çalışıyor Fransa'dan şu an. Yapılacak şu. Hakikaten cumhurbaşkanlığının bir siyasi görüşü oluyor. Açıkça belli oluyor ama yemin ederken diyor ki ben hiçbir siyasi görüşe bağlı olmayacağım. Ya nasıl bağlı olmaz? Tayyip Hoca'nın AK Partili olduğunu herkes biliyor yani. Bu samimi görüş olmuyor. Mesela bunu değiştirebilirler. Partili cumhurbaşkanı bu tamam. Bunda bir şey yok. Yani dürüst, açık bir şey olmuş olur. Mehmet, karaoke için hazır mısın? 30 saniye. 30 saniye sonra hazır. Bir cemalini görelim. Mehmet, ses geliyor değil mi? Ses geliyor. Se de. Se. Ama birkaç kere de ben lazım üst üste. Ses deneme. Ha güzel. Şimdi oldu. Düğünlerde her seferinde olurdu böyle olay. Evet dinliyorum. Yani dinliyoruz. Önce darbuka mı nasıl bilmiyorum. Yok kendini yok, her şeyi yok. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. İçime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım var. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Ateşlere yürüyorum Allah'ım, acıyla aşk ile sizlik ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıt canıma, varlığında yokluğunda yetmiyor.
varlığında yokluğunda yetmiyor. Allah'ım, Allah'ım. Güzel bir parça dinleyelim. İçimiz açılsın şöyle inşallah.
Allah aşkı ile sevdiğim, Allah ruhuma değil kalbime sevdirseydi, kalbim sana olan sevgime dayanamaz dururdu diyor. Allah sevgisi. Yeşil gözlerini görüp de, neyse onu geçelim. Sevilmek için yaratılmışsın maşallah diyor. Melike yazmış, ben de seninle karşılıklı oynamak istiyorum diyor. Çok iyi olur.
Hocam, kameraman arkadaşlar, evet. Hanımı da kameramanmış, mesleği kameramanlık. Tamam, gelsin, çok iyi olur. Alemin en yakışıklısısın diyor, öyle deme. Yakışıklılarından da yani, bu alemi sarsar öyle olmaz. Evet. Kral sensin, aslan sensin. Yani aslanlardan bir aslanısın. Sen yok başka senden, seni çok seviyor. Bunun ne canımsın diyor. Aylin yazmış. Sevgili hocam, biraz sevgiden bahseder misin? Bazı insanlar pek sevgiden anlamıyor. Biraz aydınlatır mısınız? Böyle sevgisiz hayat yaşanılmaz hocam diyor. Doğru söylüyor. Bunu Halime yazmış. Önce bir bando dinleyelim. Cinnet geçiriyordum böyle. Acayip hoşuma gidiyordu. Ya sonuna kadar takip ediyordum. Ankara Hipodrom'da yapılıyordu. Yani erkenden yerimi alıyordum böyle. Büyük bir heyecanla. Bir de o jet uçaklar alçaktan geçiyor. Ona bayılıyordum böyle, o yeri göğü inletiyor geçerken. Bir de orada yankı yapıyor boru trompet takımı. Acayip yankılanıyor ama ortalık yıkılıyor böyle. Çok şahane oluyordu. Evet. Sıkıntı içinde bekliyorsun gördüğüm kadar. Tamam, hadi dinleyelim de rahatla. Ses var mı? Evet. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to spread right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These living town blues are melting. Belong New York. If I can make it, then I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In a city that never sleeps and find time and number one, top of the list, king of the hill and number one. Ne?
Nefis, nefis, nefis. Çok çok güzel. Aman Allah'ım. Aslında Eyo'nun da hazır şarkısı vardı bugün. Eyo'nun da aslında. Evet. Yani bir de aslı olmayan var demek. Evet, dinliyorum. Şırnak'ta görev yapan terörle mücadele polisleriyle bir röportaj yapılmış Adnan Bey. Polislerimiz arasındaki en önemli tartışmanın kimin önünde mücadele edeceği üzerine olduğu ortaya çıktı. Polislerimize soruyorlar niye bunu tartışıyorsunuz diye. Şöyle cevap veriyorlar. Ulaşacağımız yer aynı. İnanan insanlarız. Öldüğümüzde şehadete ulaşacağımızı biliyoruz. Bunun için de sıra kimde diye bekliyoruz. Bugün bu olayda Allah'a şükürler olsun ki bana nasip oldu. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. İnşallah bunun devamı gelecek diye cevap veriyor polisimiz. Ayrıca daha önce mayına basan ve yaralanan polis müdürü de röportajda şunları söylüyor. Gücümüzü inancımızdan alıyoruz. Polis analarına, babalarına, eşlerine ve çocuklarına, kınalı kuzularının bize emanet olduklarını ve devlete baş kaldıranlara bunun bu kadar ucuz olmadığını anlatmak için bunu yapıyoruz. Biz anamızla, babamızla, eşimizle helalleşip buraya geldik. Bir alkış bu akşam. Bunlar Efe, delikanlı aleminin gerçek yiğitleri, gerçek kabadayılar. Cenab-ı Allah onlara güç kuvvet versin, kahpe kurşunlardan korusun. Allah kalplerini huzurla, huşuyla, sekinetle, inşirahla güzelleştirsin, ferahlatsın, sarsın. Allah cennetle, cemalullahla şereflendirsin. Aslan onlar, koç yiğit. Hocam daha önce Armageddon savaşı için Irak'ta olan savaşta çoktan gerçekleşti demiştiniz. Şu an yaklaşan savaş hangi Armageddon'dur? Irak'ta Armageddon başladı. Yani onu Papa da söylüyor, başkaları da söylüyor. Zamana yayılmış bir Armageddon var. Yani yoğunlaşmış, bir günde bitecek bir Armageddon değil. Günlere yayılıyor. Mesela milyonlarca Müslüman ölüyor. Mesela bu tarihte görülmemiş bir şey. Irak'ta 2 milyon. Afganistan'da 2 milyon, 1 milyon Suriye'de, evet. 5 milyon Müslüman şehit oldu. Hülagü fitnesinde 100 binlerle Müslüman şehit olmuştu. Evet. Yani bu kadar katliam tarihte yok. Ki bu başlangıcı şimdi daha da yoğunlaşacak. Daha da şiddetlenecek. Muhtemelen Amik Ovası'nda yoğunlaşan bir savaş olacak. Dabık'ta olan yoğunlaşan bir savaş olacak. En sonunda da Mehdi zuhur edecek. Biz de Mehdi'nin kapıcısı olabilirsek benim için büyük bir nimettir. Yahut hizmetçisi olursam büyük bir nimettir. Türk Bozkurt. Aslan hocam siz ömrünüzü Allah'a adadınız. Allah sizi cennetine alsın inşallah. Ben hiçbir şey yapmayan biriyim. Allah beni cennetine alır mı diyor. İnşallah Allah kalbini bilir Cenab-ı Allah. Belki bu güzel ahlakından dolayı bile, bu tevazından dolayı bile seni cennetine alabilir. Seni de beni de bütün müminler Allah cennetine alsın. İnşallah. Hocam gribe karşı ne önersiniz? Cafer hocam bir kere bu soğuk havalarda rejim olmaz. Et yiyeceksiniz. Sebze yiyeceksiniz. Üşütmeyeceksiniz. Soğuğa yiğitlik olmaz. Adnan Bey, sevgi çağındayız. Doğru, güzel, gerçek sizleri seviyorum. Sizi çok takdir ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Kemal Bala. Ramazan Çakır, Ramazan bu bağnazlıkla hiçbir yere varamazsın. İslam alemi senin kafanın yüzünden mahvoluyor, perişan oluyor. Suriye'nin bu hale gelmesi senin kafandan dolayı. Irak'ın bu hale gelmesi sebebi senin kafandan dolayı. Bu mantık Müslüman alemi mahvediyor. Bak PKK diye adam yeni bir devlet kurmaya çalışıyor. Sırf Türkiye'deki bağnaz Ortodoks sisteme karşı, evet, alternatif olarak yapıyorlar. Türkiye'de aydın,
modern yapı hakim olmuş olsa, tam bir Avrupa devleti olmuş olsak, PKK diye bir olay kesinlikle olmaz. Ama bağnazlığı sürekli tırmandırıyorlar. Onlar da PKK'ya desteği daha da artırıyorlar. Ve sonunda vatan elden gidecek bu kafanız yüzünden. Allah esirgesin. Gerçi Mehdiyet buna müsaade etmeyecek ama yani sebep olarak söylüyorum. Güzel gönüllü insan, aşkla, muhabbetle yaşayan insan. Öncelikle beyefendi duruşunuz, ağırbaşlı, iyi niyetli olduğunuz yüzünüze yansıyor. Dans ederken çok dengeli, size yakışır tarzda dans ediyorsunuz. Size böylesi yakışır. Bağnazlık hakkındaki fikirlerinize yürekten katılıyorum. Din, iman, güzel ahlaktır. Fitneden eser yoktur, türlü türlü. Evet. Bağnaz'a derim ki, ey Bağnaz, haklıyım, hakkımı ararım. Neden böylesin diyor. Evet. Bunu yazan bir Alevi kardeşimiz. Maşallah. Anadolu. Adnan Bey. Sen varsın ya, bir tanesin sen diyor. Sen de herkes de bir tane tabii inşallah. Maşallah. Makbule. Ali Biçer. Ali Biçer. İslam karşıtları Türkiye'yi parçalamak istiyor. Adnan Oktar ve arkadaşları bu parçalanmaya karşı kahramanca direniyor diyor. İlimle, irfanla tabi. Evet, dinliyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı teröristlere yönelik yaptığı açıklamasında hendek kazan arkadaşlar ifadesi kullanmasını değerlendirdi. Davutoğlu şunları söyledi. Kimse kamu düzenini bozan, günlük hayatı bozan, barikat yapan, hendek kazanlar için arkadaş ifadesi kullanmaz. Bunların masum iş yapmış gibi ricacı olunması, muhalefet partisi liderinin kullanmaması gereken bir dil olduğunu düşünüyorum, dedi. Bir daha. Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı teröristlere yönelik yaptığı açıklamasında hendek kazan arkadaşlar ifadesi kullanmasını değerlendirdi. Arkadaşlar derken yani kale almayan, mesela şu arkadaş falan der adam. Yani bir hitap bulamadı adam, zat şahıs diyeceğine. Yani o gerçek arkadaşlık anlamında söylemiş bir söz değil o. Yani şu önden giden bir arkadaş var ya falan diyor adam. Mesela kale almadığında söylenir o. O anlama gelmedi belli. Onu bir kere geçelim. Evet, dinliyorum. Şunu da söyledi. Kimse kamu düzenini bozan, günlük hayatı bozan, barikat yapan, hendek kazanlar için arkadaş ifadesi kullanmaz. Bunların masum iş yapmış gibi ricacı olunması, muhalefet partisi liderinin kullanmaması gereken bir dil olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki yaptıkları eylem ahlaksızlıktır PKK'nın, alçaklıktır. Ama hitap şeklinin üstünde durmak doğru değil. Yani Türkçe rahat kullanılması gereken bir dil. Değil mi? Mesela insan konuşurken buna benzer rahat ifadeler kullanabilir. Onun anlamının da ne olduğunu biz biliyoruz. Mesela diyor ki adam, şu arkadaş bayağı ters tavırlar yapıyor, çirkin tavırlar yapıyor diyor. O onun benimsediğin arkadaş olduğundan değil. Ama doğru yani. Fakat Kılıçdaroğlu PKK'dan nefret eden, tiksinen, PKK'yı aşağılık, ahlaksız gören bir insandır. Hiçbir zaman içinde PKK'ya dostane bir tavrı ve uslubu olmaz. Ve olmadı da yani. Günseli hocam, efsanesiniz. Efsane bir performans gösteriyorsunuz diyor. Muhammed Gidici, Fenerli GDC. Bir yazı yazsam okur musunuz diyor. Bir yazı da okuyalım onu. Şimdi önce bir giriş, önce bunu bir okuyacağız. Sonra söylemek istediğim şu ki falan. Ya direkt anlat ne istiyorsan.
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi neden hala kapalı? Yavuz, ben ne bileyim. İlgililere soruyorum, ben genel müdür değilim. Başbakan değilim demiş mi? Kur'an talebesi Zakir. Ya bir adamın sırtında ben olmazsa, işte burnunun küçük olması, işte geniş olması, bu Mehdi olduğunu göstermez. Böyle bir şey olmaz. Ama Mehdi zahir olur, İslam'ı dünyaya hakim eder de bu alametler üstünde görürsek o zaman bir anlam ifade eder. Ama adam sırtında ben olmuş bilmem ne. Olabilir, birçok insanda olabilir. Onun bir anlamı yok. Yani o ona bir üstünlük sağlamaz. Böyle bir şey olmaz. Yani birçok insan sırtında ben olabilir, burnu küçük, her yani çok fazla insan çıkar. Omzu geniş birçok insan çıkar, erkeklerin birçoğu omzu geniş olur. Yani ondan mehdilik olmaz. Yani zaten Mehdi, mehdilik iddia etmez, yani öyle bir olay olmaz. Kader onu bize gösterecek, yani iddiayla değil, kader içinde Cenab-ı Allah bize gösterecek. Zorla başa gidiyor tabii, yani öyle... talep eden bir insan değildir Mehdi. Mehdi şiddete kaçınan bir insandır. Bediüzzaman diyor, kendisi dahi kendisini bilmez diyor. Belki o eşhası ayrı zaman imanın nuruyla tanınabilir. O da tahakkukundan sonra. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz.